Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece bir konuya bakacağız. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz Alman basınına nasıl yansıyor? Bununla ilgili size 3 tane haber seçtim ve onları paylaşmak istiyorum. Bundan sonra böyle pazar günleri Türkiye'de yaşananlar Alman basınına nasıl yansıyor diye sizlere bu şekilde videolar yapmayı istiyorum. O yüzden hemen gelin ilk videomuzla ve ilk içeriğimizle başlayalım. Şimdi ilk haber Citero'dan. Citero işte hem seçimlere bakmış, hem döviz krizine bakmış, hem muhalefete birazcık bakmış. Ve şöyle bir saptamada bulunuyor. Diyor ki, tüm dünyada merkez bankaları enflasyonu durdurmak için faizleri arttırmaya çalışırken düşük faiz politikasıyla Erdoğan tek başına bir yola girdi demiş ve işte biraz da tarihe bakmış. AKP'nin ilk yıllarına bakarak şunu söylemiş. Demiş ki, Türkiye'nin 2002 yıllarında AKP'nin ilk dönemlerinde başlayan ekonomik başarısı partinin sağlam siyasetinin bir sonucuydu. 2007 ve 2008 senelerinde yaşanan global finans krizi akabinde birçok yatırımcı Amerika yerine yatırımlarını başka ülkelere çekmeye başladı. Bu yatırımların çoğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere gitti. Ancak 2015 sonrasında yatırımcılar yine sanayi ülkelerini tercih etmeye başladı ve bu durum Türkiye'deki döviz krizini etkiledi demiş. Böyle bir geçmişe bakmış, biraz da global bir kontekste görmüş Türkiye'de yaşananları. Tabii çok uzun bir yazıydı bu açıkçası. Onun sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğüm kısımlarını aldım. Seçimlerle ilgili şöyle bir saptamada bulunmuşlar. Denmiş ki, eğer Erdoğan 2023 seçimlerine adaylığını koyarsa, seçimlerin sonucunu belirleyecek en önemli etkenlerden biri 9 milyon genç Türk olacak. Gençler arasındaki işsizlik oranı %25 ile dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar yüksek. İşi olan gençler ise yeterince kazanmıyor ya da yurt dışına gitme planları yapıyor. Erdoğan halkın bu kısmının oylarını kazanamayacak gibi görünüyor demiş ve sonra da muhalefete bakmış, muhalefetin geleceği nasıl olabilir diye şöyle bir saptamada bulunmuş ve demiş ki, her ne kadar muhalefetin ortak umudu Erdoğan ve AKP'yi devirmek olsa da bu durum gerçekleştiğinde farklı siyasi gruplardan oluşan muhalefet kendi aralarında yine siyasi tartışmalara başlayacaktır demiş. Haberin linkini aşağıda videonun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Meraklısı metnin tümünü okuyabilir. Yani Almanca bilmeye de gerek yok, biliyorsunuz artık Google Translate diye bir şey var. Meraklısı oradan da bakabilir. Şimdi bu haberleri, bu basına yansıyan haberleri ben size hiçbir şekilde yorum yapmadan vermekten yanayım. Çünkü biliyorsunuz bazı yerlerde işte konular hakkındaki fikirlerimi belirtiyorum ve diyorum ki bu benim düşüncem. Bana göre bu böyle böyle. Bunun altını çizmek çok önemli benim için. Çünkü işte hani bir gazeteci haber de yapabilir, çok objektif. Diğer yandan yorum da yapabilir bir konu hakkında. Tamamen kendi subjektif penceresinden de bakabilir. Önemli olan benim için şu. İzleyiciye bunu şeffaf bir şekilde aktararak, bakın şu anda ben yorum yapıyorum, ona göre dinleyin. Diğer yandan da işte yok şu anda tamamen haber içeriği dediğim zaman en azından hani kafalar karışmaz. Çünkü işte mesela birçok kişinin yaptığı, artık yani bu işin cılkını çıkaran Amerika'daki televizyonlara baktığınızda haberciler, muhabirler, spikerler öyle bir haber veriyorlar ki hani sanki yorum değilmiş de o, haberin kendisi oymuş gibi bu şekilde bir algı yaratılmaya çalışılıyor. O yüzden ben biliyorsunuz bu konuda çok hassasım. Yorum yaptığımda bu benim yorumum diyorum, ekliyorum ya da bence böyle diyorum. En azından bunu size şeffaf bir şekilde gösteriyorum ama şu basın bülteninde zaten yeterince yorum var bu haberlerde. Sadece okuyup okuyup geçeceğim arkadaşlar. Okuyup okuyup geçeceğiz böyle. Böyle olacak yani bu. Şimdi gelelim Tagesschau'ya. Tagesschau her zaman söylüyorum biliyorsunuz Almanya'nın işte en önemli haber bültenlerinden birisi. Onların bir de internet sayfaları var. Onların internet sayfasında yapılan bir haberde Türkiye'de yaşanan krizin Almanya'ya etkisi irdelenmiş. Şimdi haberde denmiş ki Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Almanya yıllık 36.6 milyar euro yatırım hacmi ile Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkelerden birisiymiş. Bahsettiğim rakam 2020'nin rakamları. Denmiş ki Türkiye'de yaklaşık 7400
Alman firması ya da Alman ortakla kurulan firma var. Ve haberde denilmiş ki Türkiye'ye ihracat yapan firmaların ürünlerini satabilmek için fiyatlarını düşürmesi gerekebilir ya da Türkiye'deki ortaklarının zarara uğraması ya da batması durumunda Alman şirketleri de zarara uğrayabilir. Tabii herkes şimdi kendi penceresinden, Alman şirketleri de kendi taraflarından olaya bakıyorlar. Alman Dış Ticaret Konfederasyonu Başkanı Gregor Wolf demiş ki, Türkiye güvenilir bir partner konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya demiş ve eklemiş, Ağustos 2021'den bu yana, yani bu senenin Ağustos ayından itibaren Almanya'nın Türkiye ile olan ihracatı %30 oranında gerilemiş. %30. Ayrıca haberde şöyle bir detaya da yer verilmiş. Diğer haberlerde görmediğim bir detay olduğu için veriyorum. İşte hani ben hep diyorum ya, Deutsch Türkler, yani Almanya'da yaşayan Alman Türkler penceresinden de bakılmış bu krize ve denmiş ki bu krizden onlar da etkileniyor. Çünkü Türkiye'de evlerini kiralayanlar ya da Türkiye'den emekli olanların Almanya'daki gelirleri de düştü denmiş haberde. Onun da linkini size videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi gelelim son haberimize. Son haber FAZ'den aldığım bir haber. FAZ biraz daha merkez sağ bir gazete ve bu gazetede yapılan haber değil, aslında bir yorum. Başlık da şu: Türkiye kendisine pahalıya patlayan hataları tekrarlıyor. Türkiye geçtiğimiz sene başarısızlıkla sonuçlanan planı tekrarlıyor. 2020 yılında da hükümet faizleri suni bir şekilde tek basamaklı rakamlara düşürerek Türk lirasının değerini korumaya çalıştı. Bu siyaset eski Maliye Bakanı Albayrak'a 128 milyar dolara mal olmuş ve Türkiye döviz rezervlerinin büyük bir bölümünü yakmıştı. Şimdi Türkiye'nin aynı yola tekrar başvurduğunu bahsediyor ve aradaki tek farkın şu olduğunu söylüyor. Diyor ki bu kez Maliye Bakanlığı masrafları üstlenecek ama bu da başarısızlıkla sonuçlanacak demiş. Çünkü diye de açıklamış. Demiş ki çünkü negatif faiz oranı Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yüksek. Zaten yüksek seviyelerde olan enflasyon bu durumda daha da hızlanacak. Türk lirası bazında yatırım yapanlar paralarının dörtte birini kaybedecek. Yani Türk lirasına yatırım yapmak cazip değil. Şimdi bunu FAZ okurlarının içerisinde de, işte Türkiye'de iş yapanlar vardır belki, bu konuda en azından bu durumda onların da tabii Türkiye'ye bakışı bu yorum esnasında, çerçevesinde şekillenecektir diye düşünüyorum. Diğer yandan yoruma şöyle devam edilmiş. Denilmiş ki Türkiye'de para politikaları gevşek tutuldukça Merkez Bankası daha fazla para basacak. Onlar daha fazla para bastıkça devlet bankaları negatif faiz oranı üzerinden o parayı dağıtacak. Bu durumda insanlar altın ya da emlak yatırım yapmasına neden olacak ki? Bunların her ikisi de istihdam yaratmaz. Erdoğan bu politikasından taviz vermedikçe lira volatil kalacaktır. Volatilite neymiş arkadaşlar? Ben de merak ettim, araştırdım. Sizlerle de paylaşayım. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir dönem içerisinde fiyatında yaşanan hareketliliğin, dalga yüksekliğinin veya oynaklığın bir ölçüsüymüş. Volatilite genellikle ürün fiyatındaki standart sapma oranıyla ölçülmekteymiş. Standart sapmanın büyük olduğu durumda ürünün volatilitesi yüksek ya da ürün volatildir deniliyormuş. Yani işte ürünün fiyatı büyük oranlarda değişiklik gösteriyor anlamına geliyormuş arkadaşlar. FAZ'de yayınlanan bu yorumun da linkini sizlerle videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bundan sonra böyle pazar günleri Alman basında Türkiye'de yaşananlar Alman basında nasıl yansıdı diye böyle bir basın bülteni yapacağız. O yüzden ilk bölümde bu şekilde yapmış olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Umarım güzel bir şekilde yeni yıla girmişsinizdir diyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.